Bu ellerde gez gayrı aman, katip oldu yaz yayrı. Bir kazma, bir kürek aman aman, mezar mı kazmayı? Bir kazma, bir kürek aman aman, mezar mı kazmayı? Ben neden bu Neşet Baba'ya girdiğim anda böyle bir paralel evrene doğru bir geçiş mi sanıyor? Bu nasıl bir arkadaş? Gerçekten öyle demişti ya birisi ya. Paralel evrenden sesleniyor. Ha? Neyse arkadaşlar, ona kendime geleyim. Ön lisans KPSS tarih deneme 11. Deneme 11 deneme. 27'likler var ya, bak seviyoruz 27'likleri. Arkadaşlar konu anlatımlarına fazla bak şey yapmıyor musunuz? Bak Allah daş eder daş. Böyle kalırsın ha. Kalırsın, taş taş olursun. Önce bilgi sahibi olacaksın, sonra fikir sahibi olacaksın. Konuları baştan alın, al 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 hacı. Oradan soru yok zaten soruları. Herifler oradan soruyor. Hepsi map kaynaklıdır. Map bilgisi kaynaklıdır. Yani artık onun da dışında ne soracaklarsa ben ne yapayım? Ne yapayım diyor ya. Ne yapayım? Arkadaşlar hemen hatırlatmalarımızı yapalım. Bir kere ne yapıyorduk? Önce oynatma listelerine giriyoruz. Oynatma listelerinde ne görüyoruz? Bir hazineyle karşılaşıyoruz. O hazine içerisinde neler var? Konu anlatımları var. Konu anlatımları bitti sizin için. Bir belki şey yaparız. Çağdaş da hallettim gerçi. Orada Çağdaş'ın ayrı klasörü var oynatma listeleri içerisinde. Hem deneme sınavları var, hem de orada konu anlatımları var, nokta atışları. Aynı zamanda ne var biliyor musunuz? Özetler. 4 tane özet var arkadaşlar. Koskoca Ottoman'ı 1 saat 16 dakikada bitirdim. Milli mücadeleyi 1 saatte bitirdim. Atatürk dönemi olaylarını 1 saatte bitirdim. Onları bir yardır. Yardır abi. O önce bilgi sahibi olacaksın. Peki onun dışında ne diyorduk? Ne diyorduk? Bir de şu ana kadar 1,5 aydır lisans için 26 tane sınav hazırladım. 26 ne demek biliyor musun? Çarpı 27. 27 tane soru kaç bin yapıyor? Matematikçiler hesaplayın işte. 10 dakikalık şeyler var orada, böyle mini 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 bir buz olmuştu. 10 dakikaya dolmuştu. Aldım onu. Onları yapıştır. Onların içerisinde de çok tanıdık şeylerle karşılaşacaksın. Bu sene lisansta tutturduğumuz sorularla. Bir de arkadaşlar, bir de orada kültür ve medeniyeti yardırın. Hep şunu söyledim. Tarihte soru kaçıracaksan anlam, kavram bilmediğinden kaçıracaksın. Hani öyle havada uçuşuyor ya. İHŞ'cilik neydi hocam? Fiskalizm neydi hocam? Mekkari taifesi neydi falan diyoruz ya. Heh, hepsini orada göreceksin. Hepsi. Biz konu anlatımı gibi yapıyoruz biliyorsunuz soru çözümlerimizi. Hadi artık şapkalı geç dediğinizi duydum. Eline kağıdı kalem aldın değil mi? Bakalım ne yapıyoruz 27'likte şu ana kadar neler yaptık ki? Arkadaşlar biliyorsun ön lisans soruları biraz daha yorum ağırlıklı gelecek. Ama biz her şeye hazır olacağız. Her şeye hazır olacağız. Kazık sorulara da. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk Türk devletlerinin toplumsal hayatında tek eşle evlilik esas alınmıştır. Evet. Ve bak, Tigin neydi? Hükümdarın cücükleri, bebekleri. Genellikle Çin başta olmak üzere dışarıdan evlilik yapıyorlar sevgili arkadaşlar. Hem Çin'e karşı uyarırlar, hem de prensesleri alıyor. Ancak Çinli prenseslerden doğan çocukların hükümdar olma hakkı ya hacı da ya. Peki yalnız bu bilgilere göre ilk Türk devletinin toplumsal hayatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bak işte gelebilecek bir yorum sorusu. Arkadaşlar monogami, bak poligami, holigami, monogami, la bu oyun değil miydi demeyin. Ne demek biliyor musun? Tek eşle evlilik. Aa, şurada tek eşli evlilik yok mu? Poligami olursa çok eşli. Doğru mu? Peki hanedan üyelerinin evliliklerinin siyasi olduğunu çıkartamaz mıyız? Abi niye Çinli prenseslerle evleniyorsun? Akrabalık ilişkileri niye? Yani çok sevdim prensesi, ayrılamıyorum. Ya bunlar destanlarda, şeylerde geçer, masallarda geçer. Direkt siyasidir evlilikleri. Arkadaşlar Çin'in böl yönet politikasına karşı önlem alındı ki adamlar bak bu doğan çocukların hükümdar olma hakkı vermiyorlar. Doğru mu? Eğer bunu yapıyorsan ulusçu anlayışı da ön planda tutuyorsun. Yani milli anlayışı da ön planda tutuyorsun. Doğru mu? Türk olsun diyorsun la.
yönetici. Doğru mu? Hükümdar öyle olsun. O yüzden bunlardan doğanlara söyle böyle bir hak vermemişler. Ataerkil toplum yapısıyla ilgili bir yukarıda herhangi bir şey var mı hacı? He? Tekeşev yani ataerkil bir toplum yapısı görülmüştür. Bu işte egemendir. Sadece erkeklerin boruları öter. Yok. Bak erkek örgünün örgün yani tahtın üzerinde oturuyor ya. Hatunun da hemen yanında neyi vardır? Tahtı vardır. Kadın ne var? Abi bak siyasi anlamda söyleyelim. Bir kere elçi kabul edebilir. Dini törenlere katılabilir. Hükümdar yokken ülkeyi yönetebilir. Bunların hepsini yapıyor. Ya dış ülkelerle yazışma yapabilir. Kadına değer çoktur ilk Türk devletlerinde. O yüzden ataerkil bir toplum yapısı tamam. Yani erkekler sonuçta hükümdar oluyor. Kadının öyle bir şeyi yok. Tomris Hatun dışında pek görmedik yani. Ama ataerkil bir toplum yapısının egemen olduğu temel alındığına yukarıdan herhangi bir şekilde çıkartamazsın. Geç. Türk İslam Devletleri'nde ülke eyaletler vilayetlere, vilayetler kazalarda köylere ayrılmıştır. Hani var ya şarkısı eyaletler vilayetler kazalara, kazalar köylere ayrılır. Türk İslam Devletleri'nde ya güzel oturdu bak. Örneğin Büyük Selçuklar yönetim bakımından ülkeyi 12 eyalete bölüyorlar. Eyaletlerin ve vilayetlerin başına melik ya da şihne adı verilen idareciler atıyorlar. Arkadaşlar bunlar hep askeri görevlerden, hükümdar soyundan olanlarına melik deniyor. Melik, melik. Yani hükümdar soyundan oluyorsa melik. Diğerlerine de şıhne. Bak ilk Türk devletlerinde neydi bu gobelerin ismi? Tigin. O şeyler ne oluyorsa Selçuklarda melik ya da melih ve Osmanlı'ya geçtiğinde bunlara ne deniyordu artık? Şehzade. Şehzade misin? Paşam. Yalnız bu bilgilere göre yine ilk Türk İslam devletleri ve bu devletlerin yönetimleriyle ilgili yine bir hangisini ileri süremeyeceğiz ona bakacağız. Yine yorum sorusu. Arkadaşlar bir kere eyaletlerde merkezi otoritenin artırılmaya çalışıldığını söylersin merkezden atıyorlar. Bak bir kere veya eyaletlere ayrılıyorsa eyaletler vilayetlere vilayetler örgütlenme var, teşkilatlanma var. Hepsi merkezi otoriteyi kurmaya içindir. Peki devletlerin ülke topraklarını teşkilatlandırdığı açık abi. Baksana eyaletler vilayetler kazalar. Doğru mu? Köylere ayrılmış. Peki arkadaşlar ülke niye hükümdar ailesinin ortak malı? Çünkü bak ne yapıyor? Vilayetlerin başına melik ya da şihne yani bebeğini gönderiyor. Bebeğini ülke hala hanedan ortak malı. Bu temel ilkeydi zaten. Peki sevgili arkadaşlar eyaletlerin başına asker kökenli kişiler mi atanıyor? Bak askeri görevlilerden diyor değil mi? Heh, onları tercih ediyorlar. O zaman sevgili arkadaşlar eyaletlerin iç işlerine bağımsız hareket ettiklerine mi çıkartırsın? Merkeze bağlı olduklarına mı? Onunla ilgili herhangi bir veri var mı? Yukarıdaki soru gibi hani onunla ilgili ataerkil bir toplum yapısı görülüyor. Eyvallah. Ama sevgili arkadaşlar burada bahsedilen herhangi bir şey var mi? İç işlerine bağımsız hareket ettikleriyle ilgili herhangi bir şey. O zaman ne olurdu? Özerk yapıda olurdu. Ona izin verilmedi. Peki, Türklerin İslamiyet öncesinde ve sonrasında imtiyazsız, ayrıcalıksız bir toplum olması durumlarından hangilerini ortam hazırlamıştır? Durdurdun mu arkadaşlar? Böyle çözüyoruz biliyorsunuz soruları. Durdurun ve işaretleyin. Ondan sonra ben hepsini açıklayayım. Bir kere imtiyazsız bir toplum yaratmaya çalışıyorsan arkadaşlar her yetenekten insan önce yeteneğine bakarsın. Doğru mu? Torpil. Titan var mı? Giygel diyordu ya Cem Yılmaz. Uzayda kimler çalışır? Uzayda mesela Türkler uzayda olsa tight giyiyorlar ya. Titan var mı amcaoğlu? Gel gel. He, o işte onu önüne geçeceksin. Yetenekli her insan devlet yönetiminde yükselir abi. O zaman. İmtiyazsızsa. Peki arkadaşlar liyakat o zaman işi ehline ver demek değil mi? Bugün ülkemizde en güzelliğiyle yapılıyor liyakat biliyorsunuz. Peki liyakat esas alınıyor. Bunlara ortam hazırlar. Ama arkadaşlar toplumsal isyanlar çat diye kesilir mi lan? Baba İsa ne yapacak? Ha? Osmanlı Türkiye tarihinde ilk çıkan isyanlar, bir sürü toplumsal isyan. Doğru mu? Toplumsal isyanlar görünmeyecek mi? Bunların temeli direkt parayla ilgiliydi hatırla. O zaman arkadaşlar burada doğru yanıt 1 ve 3'tür. Doğru mu? D seçeneği. Geç. Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Balkanlar'da geliştiği fetihler 1. Murat döneminde yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bak ülke hep şunu söylemiştim. Sınırlar genişledikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Askeri sistemin düzenlenmesi, devlet teşkilatında önemli değişikliklerin yapılması ve merkezi bir yapının temellerinin atılması zorunlu hale geliyor abi. Ne yaparsın? O zaman 1. Murat'ın aşağıdaki belirlenen hangisinin bu amaçlar doğrultusunda yapıldığı ileri sürülemez. Sevgili arkadaşlar, 1. Eğer askere ihtiyacın varsa Gelibolu'da acemi olanlar ocağını açarsın. Pençik sistemi var ya. Yak, du, se, çihar, penç. Tablo oynayanlar bilir. Penç. Beşte bir Hristiyan esirleri kendine alıyorsun. Asker yapıyorsun. Yani devşiriyorsun bunları. Bir nevi devşirme. Pençik ilk hali.
Bunlar Gelibolu'da acemi olanları ocağına gönderiyorsun. Oradan Kapıkulu ocağına gönderiyorsun ki oradan Yeniçeri çıksınlar. O zaman arkadaşlar ülke benim ve oğullarımın malıdır. Yani saltanatlık haline getiriyorsun. Verasete dokunuyorsun. Doğru mu? Merkezi otoriteyi sağlıyorsun. Çünkü eskiden neydi? Ülke hanedanın ortak malıydı. Abi bir sürü taht kavgası. O zaman ne yapıyor? Ne yaptı? Merkezileştirdi. Bunu da al. Peki teşkilatlandıkça bir de Beylerbeyliği kur. Arkadaşlar Rumeli Beylerbeyliğini kuruyor. Manastır merkezli. Nerede? Nerede diyorum lan? Rumeli'de tabii ki. Manastır merkezi. Peki arkadaşlar defterde bak. Maliye işleri, kazasker, dini işler. Kadı ve müderrisleri atıyordu hatırla. Sonra Şeyhülislamlar geçecek 16. yüzyılda bunların depesine binecek. Vezir-i azamlık makamları. Bak vezir ilk Orhan zamanında, Orhan Bey zamanında. Vezir-i azamlık bunların başı da direkt 1. Murat zamanında oluşturuluyor. Doğru mu? Vezir-i azamlık makamları oluşturuluyor. Doğru mu? Arkadaşlar peki Haçlılarla yapılan ilk savaş, Sıpsındığı Savaşı var ya. Bunu kazanması, bununla en az ilişkili olan şey değil mi? Yani ilişkili, yani bu doğrultuda yapılan bir savaş mı bu? Herifler geliyor, sen durduruyor mu? Dövüyor mu adamları sırsındığında, doğru mu? O zaman Haçlılarla yapılan ilk savaş, bu teşkilatlanmaya falan alabileceğim bir şey değil. Adı üstünde savaş, cihat. Doğru mu? Osmanlı üzerine düzenlenen ilk Haçlı seferi sırsındı. 1. Murat bunları doğmayı başarıyor abi. Geç. Osmanlı Devleti Portekiz tehlikesini önlemek. Allah Allah Allah. Müslüman hacıların arkadaşlar güvenliğini sağlamak ve Gücerat diye bir krallık var. Evet, bunlar bizden yardım istemişler. Hangi seferlere çıkıyoruz? Hangi sefere çıkıyoruz ya da? Durdurdun mu? O zaman ben hallediyorum. Durdurduysan inşallah doğru yanıt verdin. Arkadaşlar, Rodos'u kanuni alıyor. Kanuni 1522'de Rodos ve buradaki şövalyeler Malta'ya gidiyor. Osmanlı ne diyelim, İstanbul, Mısır ticaret ve onun güvenliği sağlanıyor. Doğu Akdeniz'de de hakimiyet güzel ve buradaki korsanlık faaliyetlerinin engellenmesi olur. Ama biz daha böyle deniz aşırı demeyelim de okyanuslarla ilgili bir şey arıyoruz. Portekiz nereye yerleşti? Coğrafi keşiflerle Portekiz Hint okyanusuna yerleşti. Unutma. Malta kuşatması 1565'te oluyor. Kanuni'nin denizlerdeki tek başarısızlığı, şeyde sordular size. Kim burada şehit oldu? Turgut Reis, unutma. O benden ileridir dedi Barbaros Hayrettin Paşa Turgut Reis için. Burada şehit oluyor ya Malta kuşatmasında ve bu kuşatma başarısız gitti. Peki Don Volga kanal projesi mi? Arkadaşlar bu ne? Nerede biliyor musunuz? Karadeniz'de. Don ve Volga. Volga nereye akar? Hazar Denizi'ne. Don Karadeniz. Bizim planın amacı şu. Volga'dan şey Don'dan çıkarsam ben hop oradan da bir ikisini birleştirirsem Don ve Volga'yı oradaki kanalla Hazar Denizi'ne inerim. Hazar Denizi'ne inersem Orta Asya Türkleriyle tek ne yaparım? İletişim kurarım. Bir. İkincisi İran'ı kuzeyden baskı altına alırım. İki. Üç. İpek'in kuzey kanadında bağlantı kurarım. Bak bu amaçla şunlarla alakası yok demek ki. Peki Preveze arkadaşlar Andrea Doria komutasında Venedik donanmasını perişan ediyor. Kim? Venedik demeyelim. Haçlı donanmasını perişan ediyor. Barbaros. Kızıl Sahal, ha? Kızıl Reis, Preveze Deniz Savaşı 1538. Onun önemli sonucu neydi? Akdeniz Osmanlı ne derim hakimiyeti altına giriyor Preveze. Gölü olmaz. Gölü olmaz la. Ne yapacaksın? Fransa var da, ha? İtalya var. Nasıl göl oluyor? Böyle geçiyordu eskiden müfredatta. Arkadaşlar açık ve seçik olarak Hint deniz seferleridir. 1. Portekiz Hint Okyanusu'na yerleşti. Onu çıkartmaya çalışıyorsun. 2. Müslüman hacılar Mekke'ye giderken ne yapılıyor? Abi burada tacize uğruyorlar. 2. Gücerat hükümdarı Hristiyan Portekizlerin baskısı altına girmiş, yardım istiyor ama la gidince de yardım etmiyorlar ya la bize. Allahsızlar. La oğlum geldik ya yardıma, yardım etseniz de yok. Preveze diyorum. Hint deniz seferleri. Geç. Osmanlı'da Divan-ı Hümayun'da yabancı devletler ile olan ilişkiler görüşülür. Savaş ilanları ve barış anlaşması karara bağlanır. Arkadaşlar bak divanla ilgili bir soru. Tımar dağıtımı, arazi tahlilleri, vergilerin toplanması gibi işlere de bu divan bakar. Gerek şer'i gerek örfi davalarda divan en üst mahkemedir. Böyle bir soru sormuştu hatırla. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay. Arkadaşlar her şeyi pardon Anayasa Mahkemesi bütün şu andaki Türkiye'nin en önemli devlet kurumlarının hepsini karşılıyordu Osmanlı zamanında bu kurumlar. Doğru mu? Arkadaşlar peki Divan-ı Hümayun'da aşağıdaki hangi ile ilgili bir konu görüşülmemiş? Bir kere askeri bak ne diyor? Savaş ilanları, barış anlaşmaları siyasidir. Gitti. Peki en üst mahkeme diyor hukuki gitti.
Peki arkadaşlar, tımar dağıtımı, arazi tahrilleri, tahrir sayım, mali, gette. Peki idari, direkt abi zaten en üst idari kurumdan bahsediyoruz. Gette eğitimle ilgili herhangi bir veri var mı abi? Eğitim medreseler şöyle olsun, müderrisler şöyle olsun falan, bununla ilgili sadece bu bilgilere göre çıkartıyoruz. Doğru mu? Ha, bir bana da görüşünde olmuştur. Geç. Osmanlı'nın gayrimüslimleri din ve mezhep esasına göre yönetmesi, Yahudi ve Ortodoks cemaatlerin örgütlenmelerine olanak sağlaması ve Osmanlı Devleti'nin yönetim biçiminden aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? Bak, din ve mezhep. Osmanlı arkadaşlar millet kelimesinden ırk anlamaz. Yani Sırplı, Bulgarlı, Bulgar, aman yok işte Macar falan demez. Bunlar Yahudi mi, Hristiyan mı, Müslüman mı? Yani buna göre yönetir ülkeyi, doğru mu? Bu mutlakiyet abi, mutlakiyet, mutlak rejim, tek kişi hakimiyeti, doğru mu? Oligarşi, bunu geçenlerde anlatmıştım size. İlk çağ ile ilgili bir vereyim mi? Bak örnek. Şimdi krallık, krallar ilk çağda arkadaşlar, Yunan aristokrasisinden bahsediyorum. Yunanlarda krallar artık babadan, krallık babadan oğula geçmemeye başlıyor. Aristokratlar sağdan soldan kralları belirlemeye başlıyor. Buna aristokrasi deniyor. Tamam. Aristokratların gücü daha da arttıkça diyorlar ki krallar sadece bizim zümreden seçilir. Ona da oligarşi deniyor. Kabaca bir çıkar grubunun egemenliğidir. Bununla ilgili bir şey var mı? Yok. Sosyal devlet, halk, devletin halkına eşit hizmet götürmesi, ona hizmet etmesi. Bununla ilgili herhangi bir veri var mı? Yok. Vakıf kurdu, vay imarethane açtı, vay medrese açtı, halka bunlar bedavaydı falan diyor mu? Yok. Gaza devleti, cihat devleti, savaş, yani din uğruna yapılan savaş. Savaş, bununla ilgili bir şey var mı? Cihan Şumul devlet, yok. İşte şuraları fethettim, bununla ilgili bir şey yok. Arkadaşlar biraz önce bahsettim. Milletten ne anlıyordu? Seninki Yahudi milleti mi, Hristiyan milleti mi, Müslüman milleti mi? Din ve mezhep esasına göre eşittir millet sistemidir. Geç. Osmanlı'da 1. Murat döneminde Rumeli'deki toprakları birleştirildi. Merkezi pıtı 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 olan Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Aslında biraz önce verdim, hemen yapıştırırsınız. Sonra Yıldırım Bayezid geldi. Sakarya'dan Fırat'a kadar Anadolu Türk siyasal birliğini sağladı ya. Pıtı 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 bola olan merkezi Anadolu Beylerbeyliğini oluşturdu. Şimdi bu merkezlere bir yapıştıralım bakalım. Durdurdun mu? İnşallah doğru yapmışsındır. Arkadaşlar bak, Rumeli Beylerbeyliği daha yetkili olacaktır. Bunu da unutmayın. Daha sonra ayrılacak bunlar. Ha, kendi aralarında da ayrılacaklar. Arkadaşlar merkez ne biliyor musun? Manastır. Doğru mu? Peki arkadaşlar, Yıldırım Bayezid nereyi kuracaktır? Anadolu'da Kütahya. Merkez Kütahya. Ahıllı olsun herkes de. Heh, Manastır ve Kütahya. Bunların diğerlerini açıklamaya gerek yok. Ya da şöyle kısa kısa dersek, Edirne Osmanlı'ya başkentlik yapmıştır biliyorsun. 1. Murat aldı. Konya Karamanoğullarının merkeziydi ki Fatih alacak Konya'yı. Niş, Manastır, bunların hepsi nedir? Ticaret yollarıdır. Ankara biliyorsun. Belgrad arkadaşlar. Bizim için de aslında bir Kızılelma'ydı Belgrad, değil mi? Aldık. Almayı başaracağız. Kanuni, değil mi? Sivas, Budin, Bursa, Budin'de Muaş'tan sonra alacağız. Geç. Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'du ve İstanbul dışındaki bütün torpahlara ne dedi seninkiler? Hacı Hüsrev, Taşra, Taşra. Bunlar Taşralı çocuk mu? Aşağıdakilerin hangisi Taşra teşkilatlarıyla ilişkilendirilemez? Kavram. Ne dedim ben size hep? Soru kaçıracaksan kavramı. Arkadaşlar bir kere Taşra teşkilatında kadı olmaz mı? Kazaları kadılar yönetiyor. Belediye işlerine bile bunlar bakıyor. Hatta ne diyelim, sancaklarda kadılar direkt adaletten sorumlu. Eyaletlerde kadılar adaletten sorumlu. Hacı direkt var. Geç. Arkadaşlar Sancak Bey'i adı üstünde. Bak şimdi şöyle halledeyim size. İç Anadolu bölgesini, yani kabaca söylüyorum, yani kafaya girmesi açısından İç Anadolu bölgesi eyalet olarak düşün. Mesela Osmanlı İç Anadolu bölgesini eyalet olarak belirledi. Başına Beylerbeyi atadı. Onu yani İç Anadolu bölgesini, Ankara, Çorum, Çankırı, Sivas, hadi geç işte oraları. O şehirlerin hepsini örgütledi. Onlar oldu sana Sancak. Başına kim atadı? Sancak Bey. Hepsi seyfiyeden atandı. Askeri askeri, doğru mu? Sancak Bey diyor ya abi. Direkt al, yapıştır. Subaşı arkadaşlar. Taşra'da bak, bunları da hep şey diyorsunuz. Hocam ya subaşı için şöyle dedin ama bak sonra da böyle. Arkadaşlar değişir değişir görevleri. Türk İslam'da subaşı nedir biliyor musun? Türk İslam tarihinde komutan. Ama Osmanlı'ya geçtiğinde subaşı nedir? Su, askerin başı demek. Su, asker demek Farsça. Su başı, asker başı. Bunlar ne yapar abi?
Taşra da güvenlikten sorumludur. Bak Osmanlı'da görevleri de işte taşra dediğime göre yapıştır. Abi tımar sistemi artık defalarca anlattım ya. Sen askersin, seni köye gönderiyorum, köylüyü çalıştırıyorum, köylü vergiyi sana veriyor, bana herhangi bir para gelmiyor. Sen o verginin karşılığında köylüden alıyorsun ya o vergiyi, bana askeri besliyorsun. Artık ne kadar gönlünden ne koparsa demiyor, ne kadar para kazanırsan diyor. Rütbe ve derecesine göre atıyorum. Bir, ikincisi topraklar benim. Sadece kullanım hakkını köylüye de sana da kullanım hakkını veriyorum. Sonuç bir, tımar sisteminde ne yapıyorum? Taşrada para çıkmadan düzenli disiplinli savaşa her an hazır orduyu besliyorum. Bir. İkincisi köye kadar adam atadığıma göre, asker atadığıma göre merkezi otoritemi oraya kadar taşıdım. İki. Bir zahmet güvenliği de sağla orada. Güvenlikte kurmuş oldum. Arkadaşlar bir un merkezle ilgili bir şeydir. Enderun ve Birun diye ikiye ayrılır Topkapı Sarayı. Enderun, en derin. İçi demektir, sarayın içi. Birun, dışı demektir. Bu kadar basit. Enderun, Birun. Topkapı Sarayı'nın içi dışı, bu dışı. Doğru mu? Bununla taşra teşkilatın alakası var mı? Merkezle alakalı. 1587'de Osmanlı himayesinden kurtulan Lehistan her fırsattan yararlanarak Osmanlı egemenliğinde bulunan bu olan Erdal Eflak Beylikler'in iç işlerine karışmaya başlıyor. Baba baba baba. Bunun üzerine aman da genç Osmanlı neler yapacaklar da ama şimdi hiçbir yerde anlatamam. Lehistan üzerine sefere çıkıyor. Genç Osman komuta ettiği bir Osmanlı ordusu yaş yakında Leh ordusunu yeniyor. Ama arkadaşlar bir bakıyor ki bu Yeniçeriler ip atlamaya başlıyor. Bal satarım, bal satarım. Ustam ölse bir direkt disiplinsizlik. Bunu görüyor genç Osman. La bunlar ne yapıyor la diyor. Lan başlarım lan diyor. Ve Osmanlı tarihinde arkadaşlar ilk kez burada ne yapıyor biliyor musun? Yeniçeri sayımı falan da yaptıracaktır. Ulufelere bakıyor la bu kadar adam var. O da para veriyor bunlar kimle falan diyor. Arkadaşlar yok adam piyasada yok. Sadece SM defterine kendisi yazmış herif yok piyasada. Sevgili arkadaşlar acaba hangi seferden bahsediyoruz? Durdurdun mu? Ben çözüyorum. Viyana ta kanun zamanında 1529 geri döndük. Osmanlı Devleti'nin batıda bir mevsimde ulaşabileceği son nokta oldu. Başarısız Kanuni'nin ne derim karadaki tek başarısız oldu. Ziget var. Kanuni'nin son sefer oldu. Alındığını göremedi. Kale düştü sonunda. Kırım Fatih'in abi 1475'te ele geçirecektir. Doğru mu? Fatih aldı. Burayla alakası yok. Bak 1587 falan bahsediyoruz. Haçova 1596 savaşıdır. Arkadaşlar Osmanlı'nın kazandığı son büyük meydan savaşıdır. Bu saatten sonra savaşlar cepheye doğru, cephe savaşlarına doğru evrilecektir. Doğru mu? Burada bahsedilen ne biliyor musun? Genç Osman'ın. Aman da aman. Hotin. Netin Hotin kuşatması. 1621 Hotin kuşatmasında sevgili arkadaşlar Yeniçerilerin disiplinsizliğini görüyor. Herkese söylüyor Yeniçeri ocağını kaldıracağını. Bir de hanımına mı söylemiş? O da gitmiş babası Şeyhülislam'dır. Şeyhülislam. Ona söylemiş. O da gitmiş. Yeniçeri ağasına söylemiş. En son Genç Osman'ı ortadan kaldırmışlar. Burada anlatamayacağım bir şekilde. Meraklıysanız aç işte bilgi artık parayla yapıştır gitsin. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Rusya'ya verilen kapitülasyonlar var ya Hacı Hüsrev. Bu saate kadar bir sürü kapitülasyon verdik. İlkini unutma. Ceneviz demiştim. Bilgi değişti. Hep siz Venedik ya da Fransa diye zannediyorsunuz değil mi? Hayır. Ne diyeceksin abi? Ceneviz bitti. Osmanlı Devleti'nin daha önce bazı devletlere 1352 verdiği kapitülasyonlardan farkını ortaya koyar. Arkadaşlar bir. Kesinlikle kavga ederek aldı Ruslar bizden. Bu saate kadar biz ne yapıyorduk genelde? Kendi bu yani Akdeniz ticaretini canlandırmak istiyoruz. Yani bol keseden dağıtıyoruz. Öyle bir hani savaşın sonunda Rusya zorla aldı bunu bizden. Bir, doğru mu bu? Açık. Arkadaşlar bütün kapitülasyonlar adli, mali ve siyasi imtiyazlar içerir. Yani nedir? İşte atıyorum Venedik'ten bahsedelim. Venedik elçisi bulunabilecek İstanbul'da. Venedik gemisi, Venedik bayrağı çeken gemilere dokunmayacağız. Venedik bayrağı çeken kalelere saldırmayacağız. Oh. Venedik düşük gümrük vergisi ödeyecek. Ne kadar güzel la. Eğer iki Venedikli kapışırsa Osmanlı sınırları içerisinde Venedik balyozları elçi bunlar bakacak. Anladın? Bak burada hepsine verilen kapitülasyon 3 aşağı 5 yukarı aynı. O zaman adli, mali ve siyasi imtiyazlar içerir. Bir de Rus tüccarların Osmanlı tüccarlarının daha avantajlı olması hepsinde öyleydi abi. Venedik'te öyle. Bizim ticarette mi uğraşıyoruz Allah aşkına? Biz ne yapıyoruz la? Bizim olayımız ne? Karnımızı zor doyuruyoruz. Millet aç aç. Çiftçiyiz biz. Çiftçi daha çok. O zaman tabii ki Rus'un da öyle oldu. Bundan önce Venedik'in de öyle oldu. Hep bizden avantajlıydılar. Fransızların da öyle oldu. Ticaretle uğraşıyor herifler. Arkadaşlar burada yalnız biri alacaksın. Biraz basit soru. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Geç. Osmanlı Devleti'nde gelişmelerden hangileri Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkan fikirlerin etkisinden söz edilemez? Gelişmelerden hangilerinde Fransız ihtilali? Arkadaşlar
Şimdi Fransa iktidarının ortaya çıkarttığı şeyler, özgürlük, adalet, he? Nedir? Özgürlük, eşitlik, bunlar değil mi? Peki, anayasal ilkeler abi, anayasal, yani şunu mu gösterdi? Burjuva sınıfı halkı arkasına aldı ve mutlak krallıkların yıkılabileceğini gösterdi dünyaya, doğru mu? Sonra anayasa ilan edildi, halk seçimlere katıldı. Kısaca bizde de ne var abi? Kanuni esası. O zaman direkt alıyor musun Fransa iktidarının sonucunda? Yani şu biri al. O zaman biz ne diyor? Söylenemez, söz edilemenizi istiyoruz, değil mi? Bu olur. Islahat fermanı arkadaşlar, ne yaptı ıslahat fermanıyla? Bir hatırlayın. Hatırlayıver, hatırla ıslahat fermanı. Bir kere gayrimüslimlere geniş haklar. Osmanlı ne dedi? Can, mal, namus, güvenliğiniz benim garantim altındadır. Bundan sonra size kafir, kefere, mefere falan kimse bir şey diyemez. Anladın? Fransa iktidarının getirdiği bu anayasal ilkeler, insan hakları, bunlar var. Peki Tanzimat deseydi de aynı şey. Tanzimat'ta da al. Aynen. Ama arkadaşlar Müslüman olmayanlara inanç özgürlüğünün verilmesi diyor ya. Bunu zaten hep yaptık biz. İstimalet politikası meşhur. Neydi? Hoşgörü. Yani millet sistemi. Yani kısaca Yahudi, Hristiyan diye bakar ve yaşayışlarına, dini olaylarına, ritüellerine, ibadetlerine karışmaz ki. O yüzden bu Fransız ihtilalinin getirdiği bir şey olamaz. Daha önce zaten vardı. Yani 13. Arada şöyle zamanımıza bakalım. Geç. Arkadaşlar Osmanlı Devleti 12 Ekim 1878'de Giritli Rumların isyanını engellemek için bir ferman yayınlıyor. 1878 ferman padişahınsa dağlar bizimdir mi diyordu. Fermanla Girit valisinin Hristiyan olması ve Hristiyansa yardımcısı Müslüman olacak. Yok, Girit valisi Müslümansa yardımcısı Hristiyan olacak. Girit mahkemeleri bağımsız ve para mara var ya Girit için mesela Halep'e fermanında hani merkeze gönderilmeyecek, Girit için harcanacak falan var lan. Bu adamlar nereye gidiyor hacı? Hacı Hüsrev Halep fermanıyla. Sen güya Girit'teki isyanları bastıracağını düşündün. Bir kere Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iş işlerine karışmaya çoktan başladı. 1774 Gütçük Kaynarca Ortodoksların haklarını koruma haklarını almakla birlikte yapıştır. Peki Müslüman olmayanların Osmanlı'ya karşı ilk isyan. Abi Sırplar başlattı ilk. Ne? 1804'te. 1804'te tabii 1878'de herifler bağımsız oldu. Yunanlar çoktan bağımsız oldu 1829'da. Ayas Stefanos Anlaşması alakası var mı abi? O 93 Harbi'nin sonucudur. Doğru mu? 93, 1877, 78. Osmanlı Devleti'nin Girit'i Avrupa Devleti'nin garantörü yok. Öyle garanti altına al falan yok. Mesela 12 adayı garanti, yani İtalya'ya geçici olarak bıraktık. Garanti altına, garantörlüğüne bırakılması demek zaten senin olsun demek. Kısa süre içerisinde çökerler. Arkadaşlar bu özelliği beraberinde getirecektir. Zaman içerisinde de bağımsız olacaklar bunlar. Ne olacak? Girit Meclisi 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanıyla Yunanistan'a bağlanma kararı alacak. 2. Meşrutiyet'in ilanıyla ilgili soruları da yıllardır bekliyorum. Keşke bu sene sorsalar. Çünkü herkes Balkan Savaşı'na gider. 3 tane toprak kaybı olduğunu biliyor musun 2. Meşrutiyet'te? 1. Bulgaristan gitti. 2. Girit Meclisi, biraz önceki soruda işte, Yunanistan'a katılma kararı aldı. 3. Ne oldu abi? Bosna Hersek Avusturya daldı, ilhak etti. Arkadaşlar, özerk iç işlerinde serbest, dış işlerinde bağımlı olacak. Halep fermanıyla sonra da bizden ayrılacaktır. Geç. 1. Dünya Savaşı sürerken imzalanan anlaşmalardan hangileri? Neymiş abi? İtilaf devletlerinin kendi yanında yeni taraftarlar çekmek ve müttefik oldukları devletleri kendi yanında tutma amacıyla ilişkilendirilir. Bak. Biz bir anlaşma imzalayacaklar bu herifler. Kendi yanına yeni müttefikler çekmeye çalışıyorlar. Ya da müttefik oldukları devletleri kendi yanında tutma amacıyla peşkeş çekiyor. Yani lan sen kimin malını kime veriyorsun lan? Osmanlı'dan parça parça pinçik alıp alıp dağıtıyorlar sağa sola ki bize gelin 1. Dünya Savaşı. Gizli anlaşmalar abi. 1. Londra Anlaşması olur. İtalya'ya peşkeş çekildi. Antalya, Konya, kuzeyde Konya'ya kadar. Dediler ki yeter ki bizim yanımıza gel. Evet. Londra Anlaşması'yla arkadaşlar sen bunu İtalya'ya verince İtalya bir sene, yani ne bir sene la? 2-3 ay sonra tekrar bir şeye geçti ya la. Karşı tarafa geçti ittifaka. Londra Anlaşması olur. Boğazlarla içeride Menşevik ve Bolşevik kavgası yapıyor. İç isyan yaşıyordu Sovyetler. Ve Bolşevikler diyordu ki biz iç isyanı yani iç savaşı kazanırsak bu savaştan yani 1. Dünya Savaşı'ndan çekiliriz. Bu çünkü emperyalist bir bölüşüm mücadelesidir diyordu Lenin. Peki sen Boğazlarla ya Boğazlar Anlaşması'yla İstanbul Rusya senin olsun. Doğu Trakya senin olsun. Güney Marmara senin olsun. Yeter ki bende kal diyor İngilizler, Fransızlar. Savaştan sakın çekilme deyip peşkeş çektiler. Boğazlar da olur. Arkadaşlar McMahon Anlaşması'nda ne yaptılar biliyor musun? Araplara dediler ki yeter ki şu Osmanlı'yı Orta Doğu'dan kov.
Sana bağımsız Arabistan vaat ediyor la dediler. Suriye de merkezli büyük bir Arabistan krallığı kuracak. Lan kandılar ya şey, Mekke Şerif'i. Hüseyin var ya Hüseyin. Bu Hüseyin'i olaydan sonra Kıbrıs'a bir sürüyorlar. Sen orada git kumar oynarsın. Puronu yakarsın diye. Kıbrıs'a sürgüne gönderiliyor. Çok pişman olmuştur daha sonra. Bu emperyalizmin oyununa, sözüne güvenilir mi lan? Arkadaşlar hepsi girer. Geç. O 20. yüzyılın başlarında Osmanlı'da yaşanan aşağıda gelişmeler hangileri arasında neden sonuç ilişkisine bakacağız. Böyle güzel sorular soruyor SMA biliyorsun. Neden sonuç ilişkisi kuracağız, hangisi değildir. Kurulamaz. Arkadaşlar 1. Trablusgarp Savaşı ne diyelim emperyalizme karşı Mustafa Kemal'in ilk kavgası mıydı? Evet ama sonunda yenmelerine rağmen arkadaşlar İtalyanları sahile çaktılar Enver Paşa ve Mustafa Kemal ama herifler ondan sonra 12 adayı işgal ettiler. O sırada Balkan Savaşı başladı ve biz masaya oturduk ve Trablusgarp Savaşı'nda Trablusgarp'ı heriflere verdik. Bingazi ve Trablusgarp. Sonuç ne oldu? Kuzey Afrika abi burası. Kuzey Afrika'da Osmanlı'nın artık toprağı kaldı mı abi? Yok gitti gitti. Peki Balkan savaşları vallahi bizim için perişanlıktır. Türk azınlık meselesi abi. Ana. Şevket Süreyya mı diyordu? Böyle de bir soru yaptım. Anadolu göç yolu. Anadolu burada değil değil mi? İnşallah burada değil de bir soru değil mi? Türk azınlık meselesi ortaya çıktı. Çok sayıda Türk kaldı arkadaşlar. Göçenler göç etmeye çalıştı. Tabii Anadolu'ya da göç etmeye çalıştı. Reval görüşmeleri, ikinci meşrutiyetin bu size bir KPSS sorusu biliyorsun. İkinci meşrutiyetin dış nedenidir. Çünkü Reval görüşmeleri 1908. İngiltere, Rusya'yı, Osmanlı'yı paylaşmak konusunda serbest bıraktı ya la. Ya hani bizim toprak bütünlüğümüzü koruyordun sen? Zaten ilk işaretleri verdi 1878'de Kıbrıs'a çöktü. 1882'de Mısır'a çöktü. Şimdi bir de Reval'de de Ruslara ne halin varsa gör dediğine göre bizi artık korumuyor abi. Reval görüşmelerini duyan iddiaçılar 2. Abdülhamit'i pasiflikle suçlayıp Resne'de dağa çıktılar. Selanik'te hükümet binasını bastılar ve 2. meşrutiyet ilan edildi. Arkadaşlar Babı Ali baskını Londra konferansı sürerken yani 1. Balkan Savaşı'nda Londra konferansı sürerken İddiaçlar resmen yönetimi ele geçiriyorlar ya lan. Darbe darbe. Kamil Paşa hükümeti devriliyor. Yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruluyor. Peki Kuvayi Milliye kuruldu diye mi 1. İnönü Savaşı kazanıldı? Yoksa düzenli ordular kuruldu diye mi? 1. İnönü Savaşı'nın önemli özelliği neydi? TBMM'nin kurduğu düzenli orduların batıdaki ilk büyük nedir? Kazancı diyelim. Hani zafer demeyelim sonuçta daha ilk. Kuvayi Milliye arkadaşlar. Kuvayi Milliye oluştu diye birincinin önü savaşı kazanılmadı. Geç. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından bir gün sonra Atatürk Adana'ya geldi. Ve Limon Von Sandersen böyle sorular yaptım. Arkadaşlar değiştiriyorum. Yıldırım Orduları komutanlığını devralıyor Limon Von Sandersen. Bu öküzü biz Çanakkale'den hatırlıyoruz Limon Von Sandersen biliyor musun? Ve devir teslim töreni sırasında Limon Von Sandersen bizim için her şey bitti sözlerine Atatürk nasıl karşılık veriyor? Savaş müttefikler için bitmiş olabilir Hacı Hüsrev. Fakat bizi ilgilendiren bu savaş var ya İstiklal Savaşımız şimdi başlıyor şeklinde yanıt veriyor. Atatürk'ün Alman generale Limon von Sanders'e bu cevabı göz önüne alındığında Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili ne tür bir yargıya ulaşabiliriz? Arkadaşlar görmüş orada hatta şöyle diyor. Bir maddesi vardı ki zehiri bol bir yılandı diyor. Acaba neydi neydi? Arkadaşlar bir Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdi. Tamam resmen sona ermesi burada değil. Fiili sona eriş. Mondros Ateşkes Anlaşması'na. Resmen sona eriş 1 Kasım 1922 saltanatta. Bu gitti. Peki Anadolu'da halkın milli egemenlik bilincini ortaya. Abi milli egemenlik sanki fotosentez yapıyor. 1935'te bile dolanırken 35'te 36'da köylerde başımızda hangi padişah var yeğenim diyor adam. Ne milli bilinçten egemenlik bilincinden bahsediyorum. Bağımsızlık var. Ama hani yönetimi ortadan kaldırayım, tek kişi hakimiyeti ortadan kaldırayım, milli irade falan yok abi daha. Anadolu'da direniş odaklarının birleştirilmesini sağlandı. O Sivas Kongresi'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olacak da daha o hazırlık aşamasında merkezileşmeye çalışacaklar. Osmanlı saltanat rejiminin yıkılmasının hedeflendiği, yıkılma mı var burada? Yıkılma. Zaten İngilizlerle gayet güzel anlaşacak bu saltanat rejimi. Arkadaşlar, Mondros Ateşkes Anlaşması'nda başka bir şey var. Anadolu'nun işgalini öngören 7. madde. Neydi? İtilaf devletleri güvenliğini tehdit edecek herhangi stratejik bir noktayı işgal edebilecek. Buna imza atılır mı lan? O kadar sünger gibi istediğin yere çek. Yani diyebilir ki İstanbul'da benim güvenliğimi tehdit ediyor. O yüzden işgal ettim. Bir memleketin başkentini almak onu yıkmak demektir. O zaman ne oldu? Osmanlı Devleti fiilen sona erdi. Geç. 1921 Aralık ayında birdenbire bastıran kar. Ana.
Yani bu soruyu da sorsalar bu sene. Bunu da yıllardır bekliyorum. Soracaklar arkadaşlar elbet. İnşallah size denk gelir. Kar yolları kapamış cepheye giden taşıt kolları geceye kalmadan yakın hanlara, köylere sığınmışlardı. Her nasılsa kafileden geri kalmış genç bir kadının cephane yüklü kanısı ile yorgun argın bir halde ancak kışla önüne kadar gelebildiği ve şehre girmek nasip olmadan yol kenarında sabaha karşı dondu. Anlaşılmıştı ya da. Şehit anayı yana çekip hemen yorganı kaldırdıklarında gördükleri manzara otlara sarılı top gülleler arasına yerleştirilmiş çulların içinde kunda sarılmış bir kız çocuğu yala tosbihim yavrusuyum. Çocuk yaşıyordu. Bak çocuk kurtuluyor ama şehit olanlarımız var. Parçada İstiklal Yolu üzerinde Ankara'ya cephane taşırken yolda şehit düşen hangi kuvvacı kadın kahramanı anlatılıyor arkadaşlar? Bence çoktan yapmışsınızdır. Bu soru daha henüz çıkmadı. İnşallah bu sene sorarlar. Arkadaşlar Binbaşı Ayşe ki Sakarya birinci inönüye, ikinci inönüye katılan ve en son binbaşı olan bir zattan bahsediyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir dedim kuvvacı olmuştur Ayşe. Ayşe bacı, Ayşe bacı, binbaşı Ayşe. Ama yukarıdaki olaylardan bahsetmiyoruz. Yaşamıştır yani şeyden sonra da. Peki burada arkadaşlar mesela Kılavuz Hatice bu kim? Kılavuz Hatice ne yapıyor biliyor musun? Fransızları tuzağa çekiyor. Kuvvacıların ortasına atıyor. 700'e yakın galiba. 700'e yakın. Söyle Fransız şeyini esir alıyor bizimkiler. Bu Güney Cephesi, Adana Cephesi. Adana'da. Tamam. Binbaşı Ayşe Batı Cephesi'nde. Peki daha sonra Batı Cephesi'nden sonra tabii ki Simav şey falan oralarda kapıştı ama daha sonra direkt düzenli orduların içerisinde görev aldı. Dedim ya Sakarya 1. Ünlü, 2. Ünlü buralara katıldı. Tayyar Rahmiye. Tayyar'ı niye vermişler biliyor musun? Uçan demek. Abi Rahmiye bir biniyormuş ata. Uçuyormuş la. He? Nedir la bu? Neydi o şeyin ismi? Hani süpürgeye uçuyorlardı ya neydi? Hobbit yok neydi? Daha var ya bir tane bebeklerin şeyi neyse gelmedi ama Tayyar Rahmi arkadaşlar şehit olacak bu. Bir yine Fransızlara karşı mücadele ediyor Güney Cephesi ve burada Osmaniye tarafında arkadaşlar bir karakol baskını sırasında askerleri gaza getirmek için diyor ki ben diyor bir kadın başıma diyor ayaktayım diyor siz niye sürünüyorsunuz la erkekler diyor erkekler orada bir gaza gelmiş ama karakol baskında şehit olacak. Kara Fatma Seher arkadaşlar bu soyadı Mustafa Kemal verecek yani kara lakabı unvanını Mustafa Kemal verecek Sivas Kongresi'nde tanışıyorlar Mustafa Kemal'le ve bu Yunanlı'nın bir 11. rütbemeni var 11. rütbemen tecavüz rütbemen ona bir kök söktürüyor Kara Fatma. Pö. 300 kişilik süvari grubuyla Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılıyor arkadaşlar. Kara Fatma, Fatma Seher. Muhteşem. İşte burada doğru yanıt. Aha, yukarıda hikayesi anlatılan Şerife Bacı'dır. Çocuğu, kız çocuğu yaşadı arkadaşlar. Şerife Bacı'yı maalesef kaybettik. Şehit oldu. Geç. İtalya'nın Anadolu'nun askerleri çekmeyi durdurması. Bak 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 bak. Ve Fransa'nın arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yaptığı ikili barış arayışı var ya. Bu görüşmelere ara vermesi aşağıda gelen hangi savaşın sonucudur? Haydi bakalım. Bak. Arkadaşlar birinci İnönü'de kazandık. İkinci İnönü'de kazandık. Eskişehir'in batısında herifleri durdurduk değil mi? Bunlar olamaz o zaman. Doğru mu? Peki Sakarya'da adamları dağıttık. Son savunma savaşımız oldu. Büyük taarruza da denize dökmedik mi abi? Bunların hepsi bizim için kazançlar ama Eskişehir, Kütahya'da sevgili arkadaşlar yeniliyoruz. Az buz da değildir ha. Eskişehir düştü, Kütahya düştü, Afyon düştü. Ve Mustafa Kemal ne dedi? Ordu Sakarya'nın doğusuna çekilsin. O sadece Eskişehir, Kütahya, Afyon'u kaybetmedik. Bir de Sakarya kadar pek çok Türk köyü düşmanın eline geçti abi. Heh, yani orada da amaç nedir? Herifleri ta İzmir'den Anadolu'nun ismetinde boğacağım diyor ya. Ta içeri kadar çekti herifleri. Doğru mu? Eskişehir, Kütahya savaşlarında arkadaşlar durdular. İtalyanlar arasında birinci İnönü, ikinci İnönü de çekilmeye başladılar. Sonra dur la. Onu Yunanları görüyor mu dediler. Fransa da o sırada TBMM'le ne yapıyordu? İkide barış anlaşmaları. Eskişehir, Kütahya'da onlar da durdu. Bak görüyor musun? Yunanlarda iş var. Herhalde işi bitirecekler. Dediler. Doğru mu? Ondan sonra görecekler. Gerçi de. Selim Hoca'nın derste öğrencilerine arkadaşlar İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin sona erdiğini kabul etmiş oluyorlardı. Evet Selim Hoca böyle demiş. Çünkü bu anlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle imzaladılar ve İstanbul'un TBMM hükümetine teslim edilmesini kabul ettiler. Acaba bu anlaşma hangisidir? Durdurdun mu? Durdurursam ben hallediyorum. Arkadaşlar bir kere Lozan Anlaşması olamaz. Bu barış anlaşmasıdır. Mudanya'dan sonraki barış anlaşması. Doğru mu?
Yani burada Türkiye birbirine mesela İstanbul'un TBMM hükümetine teslim edilmesi falan yok. Zaten onu çoktan ya hallettiler. Peki Moskova Anlaşması Sovyet Rusya ile Birinci İnönü Savaşı'nın sonunda imzaladık. İlk kez bir Avrupa devleti bizim bağımsızlığımızı tanıdı. Sevr'i reddetti. Misak-ı Milli'yi tanıdı. Sevr zaten paçavra. Sevr paçavrası Osmanlı'nın Anadolu topraklarının tamamen paylaşılmasıydı. Doğru mu? Burada ne İstanbul'un Türkiye birbirine teslimi falan olur mu? Mondros'ta da olmaz bizim için olumsuz. 7. madde hatırla. İtilaf Devletleri güvenliğini tehdit edecek herhangi stratejik bir noktayı işgal edebilecekti. Arkadaşlar İstanbul'un bak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslimi, Doğu Trakya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslimi Mudanya Ateşkesi'dir. Mudanya Ateşkesi'yle hatta şunu söyleriz. Artık Osmanlı Devleti'nin de hukuken sona erdiğini söyleriz. Herifler Osmanlı'yı İstanbul Hükümeti'ni tanımayıp bize teslim ediyorlar. Bu nedir? Büyük Taarruz'un sonunda imzalanan Mudanya Ateşkes anlaşmasıdır. Geç. 1932'de kurulan ve temel amacının Türk dilinin güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak ve onu yeryüzü diller arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek olarak tespit edilen Türk Dil Kurumu. Sevgili arkadaşlar, şimdi yan amaçlarını soracağız. Türk Dil Kurumu ne yapmaya çalıştı? 1. Milli kültürü, arkadaşlar basit sorular bunlar. Yani devrimlerle ilgili, inkılaplarla ilgili soruları yaparsınız. Milli kültürü korunup geliştirdi mi abi? O herhalde dille ilgili bir şey. Peki Türk dilini yabancı dillerin özellikle Arapça bunların baskısı altından kurtaracaksın. Ve Türkçeyi abi yalın sade bir dil haline getireceksin. Hani bu Aydın'la kökerim sormayı yanıt aramadım diyen, Aydın'la ne aramadım aram diyen adam arasında ne yapacaksın abi? Diyaloğu sağlayacaksın. Halk diliyle Aydın dili arasındaki değil mi? Heh, bu kopukluğu gidereceksin. 1-2-3. Hepsi gider. Geç. 17 Şubat 1926'da Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardığı bir kanunla Türk Medeni Kanunu'nu mu kabul ediyor Hacı Hüsrev? Kanun 4 Ekim 1926'da yürürlüğe giriyor. Türk Medeni Kanunu ile hangilerini gerçekleştirir sevgili arkadaşlar? Burada da klasik ne verilir biliyor musun? Siyasi haklar sakın. Artık kafanıza şöyle pelesenk etmiştir. Siyasi haklar yok Medeni Kanunu'nda. Hani seçme seçilme milletvekili belediye bunlar yok. Arkadaşlar hemen bakalım. Bir kere Türk toplumunda hukuksal eşitlik sağlanmıştır. Master degree direkt al abi. Doğru mu? Hukuksal eşitlik. Örfi, şer'i kanunlar gitti. Hukuksal eşitlik sağlandı. Hatta neydi? İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına bedeldi. Şer'i hukuka göre öyleydi. O kaldırıyor birebir. Peki hukuk sistemi laikleştirildi abi. Şer'i hukuklar gümledi. Mecelle kaldırıldı la. Mecelle neydi? Şer'i kanunların derlemesiydi. Önemli bir adım atıldı ve aile abi çağdaş toplumlara göre yeniden düzenlendi. Abi dört tane kadın alıyordu la. Tek eşre evlilik getirildi. Resmi nikah. Nikah öyle devletin önünde resmi nikah yapacağım öyle imam nikah değil. Peki tek eşre nikah ve şey kadına ne verildi? Miras hakkı verildi. Bunların hepsi çağdaşlaşma abi. 1-2-3 müdür? Evet geç. Cumhuriyet döneminde sorunlardan hangilerinin çözülmesi sonucunda Türkiye'nin bağımsızlığı güçlenmiştir? Haydi bakalım arkadaşlar. Bir şey çözeceğiz. Bizim lehimize olacak demek ki ve bağımsızlığımız güçlenecek. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Durdurdunuz değil mi? Biraz hızlanıyorum. Vakti geçmeyelim bir saati. Sevgili arkadaşlar, bir yabancı okullar sorunu aslında Lozan'da gündeme geldi. Ama ne dedik biz? Bizim çıkartacağımız kanunlara tabi olur. Ve 3 Mart 24'te çıkarttık tevhidi dedi Sad. Sonra bazıları arıza yaptı. Fransa ile kapıştık bayağı bu konuda ama sonunda dediğimize geldiler. Ve ne dedik? Türkçe olacak. Tarih dersleri, coğrafya dersleri, işte öğretiminizi, müfredatınızı kontrol edeceğiz. Müfettişler sizi kontrol edecek. Bunları verdik. Peki Boğazlar 1936'da her türlü kullanım hakkı Montreux ile bize verildi. Yani Lozan'daki bağımsızlığımıza aykırı olay kaldırıldı. Bu da Türkiye'nin bağımsızlığını güçlendirir. Bu da güçlendirir, bu da güçlendirir. Musul güçlendirmez çünkü taviz vermek zorunda kaldık. Arkadaşlar ne oldu Musul'da? Şeyh Said isyanı çıktı hatırla. Ve sonunda 5 Haziran 1926'da Musul'u İngilizlerin mandası Irak'a bırakmak zorunda kaldık. O yüzden bu bizim bağımsızlığımızı güçlendirmez. Çünkü Misak-ı Milli sınırlar içerisindeydi Musul. Doğru mu? Bir tavizdir. Son taviz. Geç. Arkadaşlar Atatürk döneminde Yunanistan ile yaşanan Patrikhane meselesinde kazık bir soru bakalım bunu kim yapacak? Unsurlarından hangileri yeniden gündeme geliyor ve sonuçta mesele Türkiye'nin istediği bir şekilde çözülüyor abi. Atatürk döneminde Yunanistan'da yaşanan Patrikhane. Bir, Patrikhane meselesinde biz Lozan'da çok çıkartmaya çalıştık. Bu herifler sütten çıkmış ak kaşık değil. Çünkü Anadolu'da pek çok arkadaşlar Türk köylerinin basılması, katliamların yapılmasından bundan sonra. Mendes Fon, Amerikan Koleji, Molleji bunlar birbiriyle bağlantılı, birbirlerine silah cephane veriyorlar. Çetecileri örgütlüyorum çetecilerini. Doğru mu? Çıkartmak için çok uğraştık ama olmadı Lozan'da. O zaman bak o sırada arkadaşlar Patrikhane meselesi tekrar gündeme geldi ve dedik ki
Etabli. Bak o sırada bir Konstantin diye bir herif seçilecek. Herif Bursa doğumlu ama 1921'de mi ne gelmiş? Dedi ki mübadeleye tabi hacı bu dedik. Mübadeleye tabi. Onlar da ya bir şey dedi. O var öyle bir şey dedi. Bu herif gitsin. Başka birisini seçtiler. O yüzden etabli meselesi gelmiştir abi. Doğru mu? Patrikhane meselesi açıldığında etabli sorunu ortaya çıkmıştır patrik seçerken. Herifler yeni patrik seçerken bu olmuştur. O zaman şunu kırmızıya boya. Peki bak dedik ki ekümenlik böyle herkese hitap edecek. Yok evrensel olacak. Ekümenlik evrensellik demektir. Patrikhane öyle bir şey olamaz. Bize bağlı. Bizim bir kanunlarımıza bağlı. Bir de dedik ki Patrikhane bizim iç sorunumuzdur. Hacı Hüsrev. Böyle ya. Böyle dışarıdan eskisi gibi Ortodoksluğun ta o dönemlerdeki gibi takılamazsın. Fatih vermişti yani bunlara Ortodoks haklar, Patrikhane haklar. Evet hepsi sevgili arkadaşlar. Hepsi söyle. Türkiye'nin istediği bir şekilde çözülüyor. Yeniden gündeme geliyor Patrikhane meselesinde. Ve bu etapli ekümenlik ve bağımsızlık bunu hallediyoruz bizim lehimize. Milli Mücadele'nin en zor günlerinde bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı alınmadan hiçbir karar alınmamıştır. Hemen Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgili olduğunu çıkartverin arkadaşlar. Acaba ilk safhalarında Milli Mücadele'nin hangi ilkeye demek ki bir kesinlikle milliyetçilik var. Bağımsızlık için savaşıyor senin millet. Aynı zamanda hangi ilke benimsenmiş oldu? Sevgili arkadaşlar kısa kısa vereyim. Laiklikle ilgili olaylarda ne gelecek aklınıza? Dinden arındırılmış kurum 1 ve din ve siyasetin ayrılması 2. Akıl ve bilim. Anahtar kelimelerin bunlar. Halkçılıkta eşitlik anahtar kelimelerin ve halkına, devletin halkına eşit hizmet götürmesi. Devletçilikte soruyu soracaksın. Bu yatırımı kim yaptı? Eğer özel mülkiyetse o liberalizm olur. Eğer devlete çıkıyorsa atıyorum Sümerbank kim kurdu? Etibank kim kurdu? Devlete çıkıyorsan devletçilik. Yani daha çok ekonomik olaylar. Bol bol Türk kelimesi görüyorsan bir de yanına bağımsızlığı yapıştır milliyetçilik. Doğru mu? Abi bak seçimle bağlantı kurabileceğin her şey ulus iradesi, TBMM, mebus işte ne bileyim söyle cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması, tek kişi hakimiyetin yok olması bunların hepsi cumhuriyetçiliğe götürür. Milli mücadele en zor günlerinde bile halk iradesine dayanıyorsun. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki üyeleri kim seçiyor mebusa? Halk. Doğru mu? Müdafaa hukukları neydi? Müdafaa hukukları neydi? Kim oluşturuyor? Halk. Doğru mu? O yüzden cumhuriyetçilikler. Geç. Dörtlü takrir ile kurulan Demokrat Parti sevgili arkadaşlar 1950 seçimlerindeki sloganlarını sordum. Buraya girerken hangi ilkeleri seçim programı olarak benimsemiştir? Biraz kazık bir soru hadi bakalım. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Durdurdunuz değil mi? Arkadaşlar demokrasi, siyasette demokrasi istiyorlar. Kendileri de bek demokrat olacak başa geçtiklerinde. Tahkikat komisyonları teh. Siyasette demokrasiyle geldiler. Hepsi öyle geliyor zaten. Maşallah bu var abi. Doğru mu? Bunu benimsedi. Peki ekonomik hayatta CHP'nin karşısına geçti. Liberal politikaları istedi. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. CHP devletçiydi hatırla. Peki arkadaşlar acaba tek dereceli seçim sistemini savunmuş olabilirler mi 50'de? Yok. Çünkü 46'da ilk tek dereceli seçim sistemi uyguladık. Yani 46 seçimlerinde çoktan halledilmiş bir meseleyle herhalde 50 seçimlerine giremezler. Doğru mu? Doğru mu? Çoktan halledilmiş mesele. Ve sonuç arkadaşlar tabii ki seçim programları 1 ve 2 olacaktır. Genç. Bu olay sonunda Orta Doğu'da yeni bir dönem açılmış. Mısır'da Cemal Abdülnasır biliyor musunuz bu adamı? Gerici olarak nitelendirmiş Arap monarşilerini. Sosyalist bir adam ve Arap sosyalisti arkadaşlar. Diyor ki Arap monarşilerini yıkalım. Pan Arabizm. Bütün Arapları birleştirelim. Bu fikirleri içeren sosyalist bir cumhuriyetten bahsediyor. Bu rejimleri kurmak için harekete geçiyor. Bu adam aslında asker biliyor musun? Bu askerlikten bir fıydırıyor abi. Kimlerle kapıştığı başarılarından dolayı acaba? Şimdi bakacağız. Cemal diyorum lan, Abdülnasır milli ve büyük bir Arap dünyası kurup liderliğini yapmak için çabalara girişmesi. Kısaca şu. Nasır'ın iktidara geliş hacı. Ne zamandan itibaren iktidara doğru yürümeye başlıyor? Bak bir kere Yom Kippur Savaşı'ndan çok önce. Doğru mu? Bu 1973 biliyorsun arkadaşlar ve İsrail'in Arapları yine tokatladığı savaştır. Yom Kippur Savaşı. 6 gün savaşları 1967 savaşları ki ne diyelim İsrail'in bak kısa kısa geçiyorum 4 katına topraklarının 4 katına çıkardığı savaştır ki Yom Kippur da bu yüzden olacak. Yani bu savaşla
Arapların tekrar topraklarını geri alma nedeniyle çıkacaklar. Mısır'da arkadaşlar Süveyş Kanalı'nın birleşmesi 1956'lar. Bunun sonucu olacak. Nasır geldikten sonra Süveyş Kanalı'nı birleştiriyor. Biz Nasır'ın iktidara yürüyüşünü arıyoruz. Camp David 78-79 anlaşmaları. Arkadaşlar bu anlaşmayla Mısır ilk kez bir Arap devleti İsrail'i tanıyacaktır. Yumuşama dönemi ve Mısır daha sonra ne olacak? Aforoz edilecek Arap milletleri tarafından. Bak Camp David anlaşması ama arkadaşlar Nasır'ın iktidara yürüyüşü 48 Arap-İsrail Savaşı'dır. 1948'de İsrail Devleti kuruluyor mu abi? Evet. Sonra Arap ülkeleri birleşip bu İsrail'e savaş açıyor mu abi? Evet. Bunlardan bir komutan var Mısır'da. Nasır. Evet. O ne yapıyor? Başarılar sağlaya sağlaya halk tarafından, halk nezdinde de önemli lider olarak görülüyor ve Nasır iktidara yürüyor Mısır'da ve adamın olayı sosyalist cumhuriyetçi bir rejim kurmak, aynı zamanda pan-Arabizm fikirleri de var. İsmet İnönü'nün benim en büyük yenilgim, en büyük zaferim oldu. Baba, bu lafı arkadaşlar ne güzel. Bu seni sorsalar ne güzel, ne güzel sorular değil mi? Bu sözleriyle ifade ettiği olay hangisi? İsmet İnönü'nün en büyük yenilgim, en büyük zaferim. Sevgili arkadaşlar, çok partili hayata geçiş 1945, 46, 46 değil mi? İlk hani ne diyelim tek dereceli seçim sistemine katılıyorlar. 1946 çok partili hayat. Heh, geçiş. Peki bu olmaz. Bu benim için büyük bir yenilgim mi? Ya onun için ya da en büyük zaferim mi? Yenilgi mi oluyor çok partide? Hala CHP iktidardadır. Yenilgisi değil o zaman. 1900 askeri 60 askeri darbesinde arkadaşlar en büyük yenilgisi mi askeri darbe? Askeri yapıyor darbeyi sonuçta. En büyük zaferim oldu askeri darbesi. Ya ne? Türkiye'de darbe abi işte. 61 anayasası yapıldı diye mi en büyük yenilgisi? Yo. Türkiye'nin en sağlam anayasası oldu deme 61 anayasası. Yani abi şeyim işçilere mesela sendikalaşmayı zorunlu hale getiren bir anayasa olur mu? Bunu yaptılar. En büyük zaferim oldu bu 61 anayasası. Yok alakası yok. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin tarafsızlığı en büyük yenilgisi mi abi? İsmet Paşa'ya çok şey borçluyuz. İyi ki. Demek Türkiye'nin tarafsızlığını koruluyor ama her haftada ne yapıyormuş? Bir şekilde oyaladı la. 5 6 sene oyaladı. Ha haftaya gidiyor haftaya. Ha o kolay o kolay. Siz silah gönderin bize haftaya giriyor. Yo yo 2 ay sonra girecek savaşa deyip 6 sene oyaladı. Arkadaşlar 50 seçimleri. 1950 seçimleri için söylemiştir. Beyaz ihtilal olarak geçer ve DP iktidarı alır. Demokrat Parti artık CHP yok. Yani Demokrat Parti'nin iktidarı ele geçirmesinden sonra ne demiş? Benim en büyük yenilgim CHP gitti. En büyük zaferim çünkü demokrasi geldi. Anladın? Bunu söylemiş. A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar bitirdik bir 27'liği daha. Şimdi hemen son ricalarımı söylüyorum size. Arkadaşlarınıza haber veriniz. Kanalımız güçlensin. Abonelik. Bol miktarda abone olunuz. Unutmayın aboneyi. Sonra videoları beğenin arkadaşlar. Video beğen. Çat 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 çat. Elinizi korkak alıştırmayın. Videoları beğendikçe coşuyor. Bizi bundan sonra şeye götürüyor. YouTube öne çıkartıyor. Bir de bildirim zillerini açın inşallah. Bildirim zillerini de açın ki her gün biliyorsun tam destek. Her destek size. Her şey sizin için diyorum. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi davranın, iyi çalışmalar.